Merhaba sevgili yaylar. Selamlar sevgili yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifli misiniz? Evet sevgili yaylar, Ağustos ayına giriş yaptık. Ağustos ayı yine ateş grubu burçlar için olumlu enerjiler taşıyan bir yay. Ağustos'taki yeni ay evet. Aslan'da olduğu için evet. Tabii ki yay burcunu olumlu etkileyecek. Ve çok kuvvetli bir döngüye giriyorlar. Yay burcu için çok keyifli bir ay bence. Evet. Ne dersin? 6 Ağustos'ta, 6 Ağustos'u 7 Ağustos'a bağlayan gece Aslan Burcu'nda, 14 derece Aslan Burcu'nda yeni ay doğacak. Ve bu yeni ay Güneş-Uranüs üçgen açısının etkili olduğu bir yeni ay. Aslan burçları için, özellikle yay burçları için tabii Aslan yeni ayları. 9. ev evet, sektörü, ev. Seyahat, evet. Farkındalık, felsefe, yaşamla ilgili belli kararlar vermek. Evet. Çünkü 9. ev derindir. Evet. Şimdi 3. evde seyahat diyebiliyoruz ama 9. ev döngüsü olduğu zaman hayatla ilgili pek çok şeyin yeniden başladığı, hı-hı, hayatla ilgili bazı kararların verildiği, yaşamı yeniden algıladığımız, hayat felsefemizin değiştiği, evet, belki yaşamı sorguladığımız bir döngüdür bu 9. ev. Uranüs de 5. evde zaten. Uranüs 5, 9. Evet. Aşk. Evet. Evet. Yeni evet. aşk ilişkileri olabiliyor. Yani bekar yaylarda yeni, hı-hı, aşk ilişkileri oluyor. Ve kuvvetli aşk ilişkileri, hı-hı, olabiliyor. Evli yaylarda çocuk. Çocuklarla evet. ilgili konular gerçekleşebiliyor. Çocuk sahibi olmakta zorlanan yaylarda bazı avantajlar, hı-hı, ileriye dönük bazı sinyaller veriyor. 9-5 kaspa işte bu aşkı, aşkın evet. ezoterik felsefesine, farkındalığı, idrakı, yaşama, hı hı, farklı şehirlere taşınmayı, yer hı hı değiştirmeyi, hı hı, hayatla ilgili görüşleri, eğitim almayı, eğitim vermeyi, belki uzun bir seyahate gitmeyi, hı hı, belki uzaklardaki akrabaların gelmesine, hı hı, her ne olursa olsun yaşamla ilgili hayatın keyifli yönlerini temsil ediyor. Çünkü Jüpiter'in de güzel döngüleri var evet. bu Jüpiter, dönemde. Jüpiter Yengeç Burcu'nda. 8. evlerinde yine yayların maddi dönem, kazançlar, evet, karmik evet. faydalar, hı-hı, maddi gelirler, karmik faydalar, hayatın anlamını algılayabilmek, idrak etmek, bir sağlık sorunundan kurtulabilmek, çevresindeki insanların fedakarlığı ve dostluğuyla, hı-hı, karşılaşabilmek, seksüel ve şehvetle ilgili konuların artışı, hı-hı, dediğimiz yapılar. Yani aslında zihnin çöplüğünden arınmaktır. Evet. Bu yıl yay burcu için çok önemli bir yıl. Evet. 8. evet. ev bir çeşit çöplüktür. Hı-hı. Zihnin yaratmış olduğu bilinçaltındaki gereksiz, hı-hı, yapıların, kendinize zarar veren, yay burcuna zarar veren düşüncelerin tam anlamıyla tükendiği bir döngü. Jüpiter her girdiği yere bıcı bıcı yaptırır. Evet. Burada bir bıcı bıcı yaptırarak daha önceki yıllarda, geçtiğimiz 12 yıl boyunca, evet, elde etmiş olduğu bilinçaltındaki tüm travmaları, sıkıntıları kısmen temizleyecek. Tabii ki travmanın büyüklüğüne göre. Onun için yay burcu için çok önemli bir ay. Evet. 8 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçiyor. Yine iletişimin daha rahat olacağı bir dönem olacak yaylar için. 7 Ağustos'ta başlayan dönemin daha da güçleneceğini tabii, gösteren Merkür güçlendiriyor. Kuvvetli bir döngü. 15 Ağustos'ta Merkür Uranüs arasındaki üçgen açı yine o sürpriz seyahatleri, haberleri aşkla ilgili evet, itiraflar, evet, haberler, evet, hediyeler, sürpriz seyahatler. Bir de 16 Ağustos'ta Venüs'ün terazi burcuna girmesi. 11. ev. Evet. Sosyalleşmek, hareketlenmek, nişanlanmak, hı-hı, veya sıkıntılı bir ilişkinin bitmesi, dileklerin gerçekleşmesi, arzuların gerçekleşmesi ve kendini daha iyi hissetmek dediğimiz noktaya geliyor. Çünkü Venüs ilerleyince zaten yayın güneşine olumlu açılar, hı-hı, yapacak. Hı-hı. Bu bizler için önemli. Bir de 21 Ağustos'ta Kova Burcu'nda Dolunay var. Yaylar için. Yine 3. ev konuları. Belki kardeşler, yakın çevre, akrabalar. İşte burada bir şey var. Komşularla evet. ilgili sorunlar olabiliyor. Kardeşlerle ilgili sorunlar olabiliyor. Jüpiter Uranüs arasındaki kare. Çevredeki insanlarla kendisi, hı-hı, arasında bir anlamama problemi olabiliyor. Jüpiter Uranüs arasındaki, hı-hı, etki. Uranüs ama bazen de ne biliyor musun? Bazen çürümüş bazı değerleri kopartmak anlamına da geliyor. Yani komşudaki Mehmet amca anlamıyor, arabayı sürekli oraya park ediyor. Evi değiştir gitsin yani gibi bir etkidir bu. Arkasından 21 Ağustos'ta Jüpiter kare Uranüs etkisi, Yengeç Koç yapısında maddi konuları, hı-hı, da temsil eder bu belli, hı-hı, bir yapıda. Biraz harcamalara dikkat etmek gerekiyor. Eğlence için, belki tatil için biraz para harcanacak. Para harcanabilir, kontrol
dışı harcamalar olabilir. Şimdi 23 Ağustos itibariyle Güneş 00 Başak. Geçecek. 23 Eylül'e kadar burada kalacak. Merkür Başak 00.24'te başlayacak. 24 Ağustos'ta Merkür Başak'ta. İş hayatı. Evet. İş hayatında bir güçlenme. İş hayatında kuvvetlenme var. Çok çalışacaklar. Evet, çalışacakları. Ayın ikinci haftasından enerjilerini, sonra. Düşüncelerini, zihinsel enerjilerini iş ve kariyere yöneltecekleri bir dönem olacak. 26 Ağustos'ta aile ve aile çevresiyle ilgili bir hayal kırıklığı. Merkür karşı Neptün, verilmiş bir söz tutulmaz. Evet. Dalgınlık, dikkatsizlik, hayal kırıklığı, hırsızlığa evlerde dikkat. 26 Ağustos Venüs karşıtı. Uranüs çok etkilemez Yay'a. Evet, o Venüs açıları çok birebir etkiliyor. Peki arkadaşlar, gerginlik onun çevresinde yaşıyorsa. Ama Venüs kare Jüpiter 27 Ağustos'ta yaylar için belki arkadaşlarıyla ilgili. Yani müsriflik, evet, fazla iştah, neşe, çok fazla tıkınma. Evet, iştah artışı olabilir. Gereksiz belki para harcaması söz konusu olabilir. 28 Ağustos Mars Aslan'a geliyor. Zaten sosyal çevre güçleniyor. Evet. Yaylar için aslında Mars'ın Aslan'da olması olumlu. Enerjiyi daha da kuvvetlendiriyor. 16 Ekim'e kadar zaten burada kalıyor. Hı-hı. Zaten Mars Aslan da bu hareketleri yaparken Eylül ayında da bir Satürn hariç hiç diğer gezegenlere kare falan yapmıyor. Evet. Bundan dolayı da ben daha huzurlu bir döneme 16 evet. Ekim'e kadar gideceğini düşünüyorum diye. Evet. Aslında yani bu 5 Ağustos'ta başlayan gezegen döngüsü 16 Ekim'e kadar yegen biraz daha sakinleşip sıkıntılardan kurtulmasına sebebiyet veriyor. Sevgili Yay, 26 Ağustos günü önemli. Buna dikkat ediyorsun. Sevgiler. Hoşça kalın. Bye.